Evet Özgeciğim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Yani seni görünce böyle gerçekten insanın içinde hep böyle, ben Mayıs doğumluyum, bahar böyle enerjisini görüyorum. Öyle mi? Ne güzel. Ben sonbahar doğumluyum. Ama öyle hiç mi? Sevmem sonbaharı. En çok ilkbaharı seviyorum. Başak burcumuz. Yok, akrep burcuyum. Ekim. Ekim ayında. Ekim sonu. Çünkü böyle sürekli yüzünde tebessüm, gözünde ışık. Yani dışarıda muhteşem bir aura. Allah nazardan esirgesin. Çok teşekkür ederim. Bu güzel enerjini nasıl sağlıyorsun, nasıl koruyorsun? Biraz tüy alalım mı? Birincisi, aslında ben klasik bale geçmişli olduğum için konservatuar çıkışlıyım. O yüzden çok düzenli ve disiplinli yaşamayı çok küçük yaşlardan itibaren öğrendim. Wow, kaç yaşında başladın? 5 yaşında bale yapmaya başladım. Sonra Devlet Opera Balesi'nde çocuk dansçı oldum. Oradan konservatuarı kazandım. Konservatuarda devam ettim. Sonra Mimar Sinan'a yatay geçiş yaptım. O sırada Türkiye güzeli oldum ve modellik işi başladı aslında. Hmm. Kaç yılında oldun Türkiye'ye? 2003. 2003 yılında wow, oldum. 3 sene önce. Evet, işte 1,5-2 sene önce ya. Yeni daha. Daha tacımı devredemedim. Evet, bence de. O zamanlar güzellik yarışmalarının da güzellik yarışması olduğu dönemlerdi tabii ki. Ve ondan sonra da tamamen aslında ekran önünde bir kariyer başladı benim için. Dediğim gibi, bizim mesleğimizi yapan insanlar ne kadar dışarıdan kolay gözükse de kendilerine çok dikkat etmek zorundalar. Hepimizin tabii ki tatilde kaçamakları oluyor. Bazen işte içki içiyoruz, dans ediyoruz, tatile gidiyoruz. Bazen çok yemek yiyoruz ama bunu bir dengede tutmak çok 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 önemli. Ben çok erken yatan, erken kalkan, düzenli spor yapan ve yıllardır da bu disipline devam eden bir insanım. Çok uzun yıllardır her sene işte kan tahlillerimi yaptırıp almam gereken takviyeleri alıyorum. Belki 13-14 yıldır. Hmm. Böyle bir düzenim de var. Öyle sağlıksız alışkanlıklarım yok. Çok su içen, işte günde 2 öğün beslenen, çünkü bana iyi gelen o. İyi uyku uyuyan, kendine iyi bakan bir insanım. Bence enerjim de buradan geliyor diye düşünüyorum. Müthiş. Peki kan testlerinde? Bugüne kadar hiç seni rahatsız eden bir şey oldu mu? Kolesteroldür, şekerdir. Eskiden kolesterol vardı ama iyi kolesterolüm de yüksek olduğu için sonrasında onu işte beslenmeyle falan normal bir yere getirdik. Şimdi bağırsaklarımda bir böyle bir hafif bir geçirgen bağırsak başlangıcı var. O yüzden onunla ilgili bu sene de bir şeyler yapacağız. Çünkü o şişkinlik zaten hemen hemen artık herkeste olan bir şey. İşte onu iyi takip etmek gerekiyor. Gluteni tamamen kesmem gerekiyor ama tam olarak onu başaramadım. Yılbaşı kararım, 2025 kararım, gluteni mümkün mertebe hayatımdan çıkarmak aslında. Yani bu yaz biraz diyorsun, kendimi şımartayım. Bu yaz ben şimdi biraz bir bakayım. Aslında tatilde de biz genelde yurt dışını çok tercih ettiğimiz için orada glutensiz beslenmek daha kolay. Burada biraz daha yeni yeni alışılan, yeni ürünlerin çıktığı bir şey. O yüzden hani yılbaşından sonra kati bir karar alıp öyle devam etmeyi planlıyorum. Yurt dışında tatillerde zaten sorun olmuyor. Türkiye'de de gitgide gelişiyor bu algı. Evet, yani şu anda modern tıp dünyasında glutenin vücuda artık bazı insanlar için zehir olduğunu, kesinlikle toksin olduğunu ve vücuttaki immün sistemin maalesef gereksiz yoğun çalıştığını ve vücudumuzda bir takım otoimmün hastalıkların tetiklediğini bilmeye bulmaya başladık. Bana da birçok saç hastası geliyor. Alopesiler mesela. Evet. Artık ben de glutenlerine bakıyorum. Alerjisi varsa direkt kesiyor. Tabii ki. Ve artık modern dünya yavaş yavaş bunu öğrenmeye başladı. O konuda ben de sana destek olmaya hazırım. Bir şekilde vücutta çok ciddi bir enflamasyon da yapıyor. Ve enflamasyon aslında bizim hem yaşlanmamız için hem de birçok diğer şey için çok tehlikeli bir şey. Yani bu sadece ödem, karnım şişti, göbeğim şişti değil. Vücudumuzda oluşan enflamasyon çok zararlı yerlere gidebiliyor. O yüzden biraz bu konuyla ilgisi olup araştırırlarsa, eğer böyle şikayetleri varsa, bence herkes zaman içerisinde bilinçlenecek diye düşünüyorum. Müthiş. Dediğin gibi yaşlanmayı hızlandırıcı asıl çok büyük. Ve sen aslında bir anti-aging programına adım atıyorsun. Evet. Biz inşallah senin kısmetse 50-60 yaşına gelince inşallah. Şu andaki 29 yaşındaki inşallah. Aynen göreceğiz seni. Şöyle ki, ben bu konuyla çok uzun zamandır, yani aslında böyle çok temel şeylerle başladı. İşte uykumu önce düzene soktum. Ne kadar değerli olduğunu anladım. Sonra beslenmem. Bir anda ister istemez ben aralıklı oruç yapar bir hale geldim Covid döneminde. Hmm. İşte ve Covid'de herkes böyle kilolar alıp depresyona girmişken ben çok daha zayıflayıp daha fit, daha
iyi çıktım diyebilirim. Çünkü yeme düzenimi orada ayarladım ve benim vücuduma iyi gelenin bu olduğunu anladım. Yani herkese tabii ki iyi gelmiyor. Aralıklı oruç dediğimiz sistem çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Ama benim vücudum öyle iyi hissediyormuş. Bunu keşfettim. Şimdi de işte biraz daha böyle anti-aging ve yaşımızın en iyisi olmak üzerine de uğraşıyorum. Mesela NAD tedavisini ben çok uzun yıllar önce araştırmaya başlamıştım. Sonra burada da işte yapmaya, uygulamaya başladık. O mesela çok önemli bir şey gerçekten. Hem hücrelerimiz için hem de yaşlanmayı durdurmak için. onunla başladım. Başka şeyler de sizin tavsiyenizi ekliyoruz. O kadar pratik bir hayatın var ki bir de okuduğun zaman neyin ne işe yaradığını görüyorsun. Aynen öyle. Dolayısıyla hem kişisel olarak bunu uygulayan hem de artık oturup bir televizyon programını yapıp belki longevity uzmanı gibi İnşallah. İnsana bilgi verecek bir neden olmasın. Derinliğim var. Bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok okuyorum ve araştırıyorum bu konuları çünkü hoşuma da giden bir şey. Arkadaşlarım da genel olarak hatta çok yakın bir arkadaşıma geçen gün burayı tavsiye ettim. Yurt dışından yazdı bana. Abla iki kardeş. Abla kardeş her şeyi bana sorarlar. Yani hani medikal estetik doktorundan işte saça kadar hatta o kadar detaylı anlattım ki Servet Hoca'ya gideceksin böyle yapacaksın şöyle yapacaksın diye. İşte doğru insanı sorduğumu biliyordum diyor. Biraz böyle bir koçluk bile yapabilirim ilerleyen zamanlarda. Kesinlikle bu konuda Türkiye'de çünkü doğru koçlara çok ihtiyaç var. Evet kesinlikle. Biliyorsun bir ara bir furya başladı yaşam koçu diye. Çok herkes, da bilinçsiz çoğu ne yazık ki. Yani %99 böyle bir saçma sapan bir furya Aynen başladı. Öyle. İç dünyamız biliyorsun şu anda Covid'den sonra gerçi sen krizi lehine çevirmişsin. Evet. Bu konuda yani gerçekten alkışlayacağım bir yaşam döngüsünü orada yönetmişse. Fakat şu anda ekonomik kriz işte dünyada var. Tabii ki. Globalde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Duygusal hayatım var, iş hayatım var, sosyal çevrem var, seni kıskananlar var. İnişlerin çıkışlarım var. Herkesin hayatında. Fakat bu inişlerinde, duygusal inişlerinde değil mi? Bazen böyle dışarı çıkasın gelmiyor. Bunları nasıl yönetiyor? Yani şöyle ki ben ilk bu işi yapmaya başladığımda işte ilk müstevke olduktan sonra çok daha pesimist bir insandım. Ve zaman içerisinde aslında gerçekten işte yaşım da ilerledikçe bu evrene ne verirsek onu aldığımızı fark etmeye başladım. Anksiyete problemlerim oldu çok uzun süre. Hem işte ünlü olmaktan, o hayatı sürdürebilmekten, bazı magazinsel olaylardan ve sonrasında ben ne hissedersem hayat da karşıma onu çıkarıyor. Yani neyden korkarsam ya da neyi düşlersem o geliyor. Bunu anlayınca aslında insan duygusal olarak çok düşüp kalkmamayı da öğreniyor. Bir de biz birbirimize çok bağlı bir aileyiz. Benim her zaman orada bir kalem var. Babamı kaybettik önceki sene ama annem, ablam, ben biz çok yakın, çok beraber yaşayan bir aileyiz. Kopukluklar yok aramızda. Bağları güçlü olan bir aile. Aynen öyle. Çok klasik bir Türk ailesi olarak yetiştim. Sofraya beraber oturan, sofradan beraber kalkan, çok düzenli bir hayatım vardı zaten. Çocukluğum da öyle, çok da güzel geçti. Dolayısıyla da ailem ve çok az yakın arkadaş, eskiden çok fazla arkadaşı olan bir insandım ama bir süre sonra bunu yük edinmeye başlıyorsunuz. Hayatımı küçültmek de benim için çok daha bu hayatla başa çıkmayı sağladı. Çok az, sosyal hayatım da çok az benim, çok çok az yani. Seyahat dışında işte burada bir özel bir konser olacak ya da bir doğum günü olacak da onun dışında kolay kolay evden de çıkmam. Evim benim mutlu yerim yani. Diyorsun ki güçlü bir aile bağlarımız var. Evet. Sosyal hayatı iyice elekten geçirdim. Kesinlikle. İyice minimize ettim. Çok az, minicik kaldı. Hayatımı da artık daha böyle sakin, dingin yaşamaya çalışıyorum. Huzura yolculuk başladı diyorsun. Kesinlikle. Bir de evrenin gerçekten bize aradı. Yani bilinçaltımız ne yazık ki bizim kötü mü, iyi mi düşündüğümüzü algılamıyor. Ne düşündüysek onu veriyor. Zaman içerisinde bunu da anlamaya başladım. 20'li yaşlarımda bunlar bana çok böyle ay kişisel gelişim mi saçmalık gibi gelirdi. Şimdi biraz daha okuyarak kendimi de bu konuda böyle diri tutmaya çalışıyorum. O yüzden kötü düşünmenin kötülüğü getirdiğine artık emin oldum. O mümkün olduğunca pozitif oluyorum o yüzden. Yani şu anda kişisel gelişim kitaplarını zaman zaman, zaman iç beslenmende kullanıyorsun. Başucumda var. Evet birkaç kitabım var. Popüler kitaplarla başladım. Hani madem herkes sevdiyse ben de oradan devam ederim diye. Onun dışında çok kitap dinliyorum ve okuyorum. Ben öyle bir aileden geliyorum. Bizde kitap hediyeydi, doğum günü hediyesiydi ya da yılbaşı hediyesiydi. Hep okumayı çok sevdim. Şimdi hem dinliyorum hem okuyorum. En çok seni böyle farkındalığını arttıran,
ışıklarını yakan böyle tap diyebileceğin kitaplar yani mı aklına gelen? Kişisel gelişimde öyle bir şey yok. Aslında çok kendi tecrübelerim beni genelde bu konuda ayılttılar. Kitapları da okuyorum ki hani bana unutturmasın aslında hayat ve evrenle olan ilişkimizi diye. Ben tarih okumayı çok seviyorum. Büyük tarihi karakterler, onların hayatları gibi şeyleri okumayı çok seviyorum. Şu ara İlber Ortaylı okuyorum. Çok da güzel seyahatle ilgili bir kitabını tavsiye de ederim buradan. Zaten kendi dili de mükemmel olduğu için okuması da çok keyifli. Müthiş. Peki Bayan Ulusoy önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda hayali, hedefi, çıkmak istediğin nokta, şu ben dünyanın defilesinde olacağım. Böyle neler var iş dünyada? Aslında biraz televizyona dair hayallerim daha yüksek olmaya başladı. Zaten hali hazırda bir sürü marka işbirliğimiz var ve modellik yaptığım sürece de yerli yabancı birçok ülkede, işte New York Fashion Week'te de ben defileye çıktım. İşte bir sürü markanın da yerli yabancı modacıların, tasarımcıların defilelerinde oldu. O konuda bir tatmin şeyi gelişti bende ama televizyonda, televizyonun biraz artık çok tekel gibi olduğunu düşünmeye başlıyorum. Yani belli başlı programlar, belli başlı şeyler biraz çeşitlendirilmesi. Yani ben 90'larda çocukluk yaşadım. Biraz eğlencenin, biraz mizahın böyle biraz tamam televizyon illaki birilerini eğitecek. Aman televizyon boş. Öyle olmasına gerek okulda yok. Okulda ilk orası. Evet, kesinlikle öyle. Ama hem eğlencenin olduğu hem de böyle kadına yönelik gündüz kuşağında bir şey yapmak çok hayalim. Yani şu anki gündüz kuşaklarından da biraz farklı ama tabii ki işte bu Amerika'da çok gördüğümüz morning show'lar gibi bir kadın bir erkek sunuculuğu öyle daimi bir program olsun istiyorum. Şimdiki hayalim o. Televizyonda yavaş yavaş böyle bir dönüşmeye başladığını çünkü o kadar çok platform açıldı ki televizyon da kendini update etmek zorunda. Dolayısıyla biraz daha bu kısma programlara yönelecekler diye düşünüyorum. Senin gibi düşünen, okuyan ve uygulayan bir liderin Türkiye'deki çünkü kadınlar konusunda kanaat önderisin. Seni takip eden milyonlar var biliyorum. Bu disiplinle, bu getirdiğin hayat yolculuğundaki maraton başarınla gerçekten seni alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. Benim dostum, arkadaşım olduğunca ayrıca çok mutluluk ben duyuyorum. Ben de öyle, çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki programlarda tekrar bir araya gelmek İnşallah. Için... Bugünlük bu kadar diyelim. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok mersi.